Herkese selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hazırlandım, süslendim, püslendim. Nereye gidiyorum? Çarşıya gidiyorum. Saat 1:30'a geldi, kardeşim beni alacak şimdi. Onunla böyle davetiye vereceğimiz yerler var. Abla dedi beraber dolaşalım, onları verelim. Kendi arkadaşları, eski mahallemiz, böyle gidecek yerler var yani. İyi dedim, geleyim seninle. Ben zaten çarşıya inecektim. Hem Malik'te işim vardı, İsmail'le onu halledeceğiz. Hem de bugün artık ben şu elbise olayını bir noktalandıracağım arkadaşlarım. Perşembe düğün var ve ben bu gidişle herhalde evden giyeceğim yani. Of, siz de sıkıldınız. Sıkılanlar var biliyorum. Hani böyle gına geldi diyebilirsiniz ama bugün halledeceğim. Abiyemi alacağım inşallah. Öyle işimi gücümü bitirdim. Duru'yla kahvaltı yaptık. Azra babaannesinde. Şimdi Duru'yu da oraya bırakacağım. Aradım hatta onları, kahvaltı falan yapmışlar. Mutfağı toparladım. Makineye çamaşır atmıştım. Onları astım. Şimdi tekrar makinede çamaşır var. Onları da artık gelince hallederim. Böyle başka da bir şey yapmadım. Yemek falan yok yani. Gelince bakacağım. Yine böyle rahat bir elbise giydim bunu. 3 sene oluyor. Defacto'dan almıştım. Bak yani en son tatilde giydim herhalde geçen yaz. Giyeyim dedim bugün, rahat bu böyle. Giyip çıkartması rahat olur diye düşündüm. Şimdi İsmail'i bekliyorum. Gelecek. Gideceğiz bakalım. Vallahi bugün de sıcak. Hiç böyle aslında artık dolaşılmıyor. Yani benim de artık o enerjim yok ama İşlerimiz var dediğim gibi. Hem onun bakacağı bir şey varmış. Beraber ineceğiz bakalım. Nuray Ankara'ya gitti. O geçen hafta gitti. O burada yok. Önden gitmişti. Yarın biz de öğleden sonra inşallah buradan yola çıkacağız. Yarın akşam kınamız var. Böyle işlerimizi halletmemiz lazım. Akşam geleceğim. Bir de ben 2 dakika bir kuaföre çıkacağım. Ondan sonra bugün yetişirse bir manikür yaptırasım var ama yani bir sevim alana uğrayacağım. Boşluk varsa bir manikür sıkıştıracağım araya. Bir şeyler bir şeyler. Elif'in işi bitmez yani. Neyse bakalım. Arayayım İsmail'i. Ondan sonra da Duru'yu bırakırız. Oradan doğru davetiye dağıtmaya. Durucuma dondurma aldım. Babaannesine bıraktım. İsmail de bekliyor. Gidelim bakalım. Davetiyeler dağıtılıyor. Bizim mahallede de her yerde tanıdığı var. Bak bak. Arkadaşları çok bu. Ay, burada bir torba davetiyemiz var. Baksanıza. Elbisemi aldım, kına elbisesini. Bunun boyunu yaptıracağım. Bunu terziye vereceğim Emral'de. Biraz İsmail'le uğrayacağımız yerlere uğrayalım. Sonra valiye geçeceğiz onunla. Şimdi de bizim oradaki jandarma komutanlığına geldik. Buradan birilerine davetiye bırakacak. Diyorum ya, tanımadığı yok bunun da. Komutanlara verecekmiş. İşinden dolayı çok gezdiği için her yerde tanıdığı var İsmail'in. Severler de yani. Şimdi de Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldik. Bugün İsmail'le resmi daireleri geziyorum, görüyorsunuz. Emniyet müdürüne bırakacak şimdi. Sonra buradaki işimiz bitiyor mu sonra? Bitiyor, sonra şeye geçeceğiz. Valiye. Aynen. Bekleyelim bakalım. Evet, deminden beri valilikteyiz. Buradaki işlerimizi de hallettik. İsmail'i bekliyorum. Belki bir çay içeriz sahilde de, ondan sonra ben artık ayrılacağım ondan. İşime gücüme bakacağım. O bugün gün boyu davetiye dağıtacak zaten. Birçok yere uğradık da ben dedim artık İsmail gidiyorum. Allah bekle dedi. Şimdi onu bekliyorum. Gelir. Öyle. Ay çok sıcak. Çarşı var ya, kavruluyor resmen. Terziye gideceğim. Önce şunu vereyim. Ay bir de yetişmez diyorlarmış yarına. Kırmızı elbisenin eteklerini bugüne bıraktım. Eteklerinin boyu yapılacak. Her şeyi son güne niye bırakırsın bilmiyorum ki. İsmail anca geldi. Bayağı bekledim. Artık gidecektim yani. Neyse, çay içmekten vazgeçtik. O da bir yere gidiyor. Vali Bey'in yanındaydı deminden beri. Onu bekliyordu. Saatlerimiz 5'i gösteriyor. Emrah Çarşısı'ndayım. 2 saatten fazladır buradayım. Abiyemi hallettim. Aldım. Terziye verildi. Şimdi ölçüsü falan alındı. Çok şükür hallettim ama yapılacak. Yani ona göre bir küpe falan bir şeye bakacağım. Ayakkabım hazır zaten. Çok yoruldum. Giy çıkar, giy çıkar.
Çok yoruldum. Bu hanımefendiyi aldım. Ben de pert bir şekilde eve gidiyoruz. Çok yoruldum. Çok yoruldum ve evde yemek yok. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Kızartma, makarna, kabak kızartması yapayım. Güzel tereyağlı bir de yanına makarna yapayım. Makarnayı seveyim. Ne yapalım başka? Nihayet karnımızı doyurduk. Vallahi makarnayla kızartma iyi gitti. Domates salatalık keseyim dedim. Onu bile istemediler. Hepimiz de acıkmıştık. Azra da çarşıdan geldi. Yaren ablasıyla birlikte çarşıdaydı onlar. Neyse, bulaşıklar var, halledeceğim. Bir demlik çay yaptım. Size şimdi ne göstereceğim? Azra'nın geçen doğum günüydü biliyorsunuz, 6 Ağustos'ta. Söylemiştim burada. Halası çok güzel bir takım almıştı Yeşim abla ona. Kot bir takımdı, içine tişörtüyle. Barles'ten almıştı. O da çok güzeldi. Yani biz onu da çok beğenmiştik ama en küçük beden olmasına rağmen Azra'ya büyük oldu. Olmadı yani. Daha küçüğü de yoktu. Bugün Yaren ablasıyla gittiler. Değişim yaptılar. Kendi böyle çok cici bir takım almış. Bana zaten resmini attı kabinde denediği. Ben de çok beğenmiştim. Güzel günlerde giysin. Size de göstereyim dedim. Şimdi denettirmeyeyim. Aynen. Şimdi bir daha tekrar denettirmeyeyim de takımı size göstereyim bakalım. Şöyle bir takım yapmış kendine. Resimde yani harika duruyordu. Şimdi giydirmedim tekrar da. Böyle eteği var. İçinde eteğin şortu var. Zaten uygun bir çamaşırla çok güzel olur. Bunun içine de böyle askılı beyaz giyilir. Üstü de çok güzel. Ayrı ayrı şeylerle de giyebilir yani ikisini. Şöyle bir tane tişört almış. Yaren ablasıyla bunları beğenmişler. Vallahi ben de çok beğendim. Kesesine bereket. Yeşim ablanın da güzel günlerde giysin bakalım. İki bardak çay içtim. Bir iki telefon görüşmesi. Şimdi üstümü değiştirdim. Davetiyeleri aldım. Çıkıyorum canlar. Önce benim bu üst komşuma Gülsen ablaya, Melek ablaya vereceğim. Yasemin ablaya tıklayacağım. Bunlar bizim kaç senelik komşularımız. Benim annemleri de çok iyi tanıdıkları için onlara da dedim vereyim bu apartmanda. Daha sonra Ergül ablaya gideceğim. O da Şule ablanın eltisi. Benim iki sokak ötemde oturuyor. Ergül ablaya gideceğim. Ergül abladan doğru arkadaşım Burcu'ya geleceğim. Ona da bırakırım. Zaten burada bir 10 tane falan var. Böyle davetlilerimizi artık son yerlerine ulaştıralım. Bir ağırlık çöktü diyorum ya deminde. Neyse açılırım şimdi. Önce komşularıma dolaşayım. Kendi komşularımdan sadece bir kişiyi bulabildim. Evde kimse yok. Onlara dönüşte bir daha bakacağım da. Şimdi Ergül ablaya gidiyorum. Görümcemin eltisine. Ay kuşlar ne güzeller. Baksanıza. Ergül ablaların mahalleye geldim. Şimdi Seda'yı gördüm. Melek ablanın kızı. Ona da verdim. Zaten o da aklımdaydı. Böyle dağıta dağıta gidiyorum canlar. Bakayım Ergül abla evdedir herhalde. Ergül ablayı bulamadım. Görümcesine çıktım. Ona verdim. Eniştemin kardeşi de aynı apartmanda oturuyor. Fındık toplamaya gitmiş annesi gelin oraya. Ona da bıraktım. Ergül ablaya da verirsin dedim. Ne zaman gelir bilmiyorum dedi. Böyle. Şimdi arkadaşıma gidiyorum Burcu'ya. Ona vereceğim. Öyle. Saat 10'a geliyor. Eve az önce geldim. Arkadaşımla kahve içtik. Balkonda oturduk. Şimdi de şu salçayı, bu kapta olanlar biliyorsunuz şey olmuyor. Rahat kullanılmıyor da kavanozu boşaltayım dedim. Şimdi çöpe atayım. Buraları toplayayım. Fazla bulaşık yoktu zaten de. Makineyi çalıştıracağım. Ocağımı sileyim. Sonra bir keyif çayı yaparız gibi. Demin kahve içtik, soda içtik. Bir saatten fazladır arkadaşımla oturuyoruz. Duruyor makarna ısıttım tekrar. Acıkmış. Birazdan onu banyo yapacağım. Azra çıktı şimdi. En son yatmadan ben girerim. Sabah erken kalkacağım çünkü. Burada yarın kuaförler kapalı. Salı günleri hala. Yarın ne yapacağız? Kendimiz yapacağız. Yani saçımızı kendimiz yapacağız.
öğleden sonra çıkacağımız için Ankara'da yaptırma şansımız da yok. Ankara'da bazı kuaförler açıkmış ama ben nereden bulayım, nereye gideyim? Saçımız kendimize kaldı. Turdu durdu salı gününe denk geldi. Görüyor musun? Kuaförlerin kapalı olduğu günü. Maşa yapıp toplayayım diyorum. Yani başka ne yapayım ben? Ama bir tık moralim bozuldu. Yoksa saçım başımı yaptırıp gidecektim yani ama maalesef olmadı. Ay bu da buna tam geldi ya. Kapanacak mı bakayım. Kapanır herhalde yani. Mutfağı demin temizledim. Bakın ne yapıyor şimdi Rıza Bey. Rıza Bey'in spesiyeli. Kaşar eritme tereyağında. Beyaz peynir de mi koydun? Duru'yla yiyecekmişler. Ekmek banık banık. Sabah bu saatlerde acıkma bir seansınız sabah var. Hı? Sabah tost yaptık onunla. Bugün tost yiyelim dedik. İyi tamam dedi o da. İkimiz tost yaptık. Biliyorsun bu işi. Ağzınızın tadını biliyorsunuz. Gerçek. Evet. Onu şimdi duşa sokacağım da bunu yesin madem. Buraları toparlamıştım. İçeri gittim. Telefonla görüşmeye geldim. Böyle işte. Aa, şunlara bakın. Bir de bir keyifli yiyorlar ki. Körmeyin yani. Keşke diyorum çayın yanına şey alsaydım Rıza. Yaş pasta. Beyaz pasta mı? He. İyi olur. Kuru daha pasta. Bak tatlı yesim geldi. Benim tuzlu yesim yok şu an. Kuru pasta mı? Keşke bir şey alsaydım valla. Ay açık da üşeniyorum ha şimdi. Dur git gel. Git, gel. Dur hadi pastaneye git de gel kızım. Hı? He? Dur. Annene pasta alacağım. Kaşar eritmeye gömüldüler. Bir de her akşam bu MasterChef'i izliyoruz biz. Niye? Vallahi benim karnım acıktı. Ben hiç hoşlanmıyorum ha bundan. Katmer yaptılar bu akşam. Katmer mi? Geçen akşam Laz böreği yaptılar. Rıza diyor ki vay be bayağıdır almadım diyor. Laz böreği alıyordu ya şeyden Akbal'dan. Siparişle yapıyorlar. Her zaman olmuyor Akbal'da da. Oranınkini seviyor. Laz böreği yapmışlar geçen akşam. Bugün de katmer mi yaptılar? Antep'e. Saçlarını kuruttum. Ondan sonra 2 bardak gece çayı içtim. Saat şu anda 12.30. Ben artık duşa gireceğim. Ojelerimi tazeleyeceğim. Ondan sonra da yatar dinlenirim. Sabahta şöyle 9 gibi falan kalkayım. Kahvaltı yaparız. Sonra artık saçıma yani ne yapacaksam yaparım yani saçıma başıma. Kıyafetleri burada giymeyelim diyoruz. Orada nasılsa kız evine gideceğiz biz önce salona gitmeden önce. Öğlen 1'de çıkacağız. Nasipse 3.30-4 gibi Ankara'da oluruz. Direkt Nuraylar'a gideceğiz. Orada hazırlanırız diye düşündük. Normal evden normal kıyafetlerle gideceğiz. Yola öyle gitmeyelim dedik. Eslem, ben yani ondan sonra elbise giyecekler işte. Duru'yu da orada giydiririm. Öyle bakalım. İnşallah yarın hayırlısıyla güzel kınamızı yapar geliriz. Yarın yeni bir video başlatırım. Hepinize keyifli günler diliyorum. Kısmetse yine yarınki kına videosunda görüşürüz. İnşallah dönüş yolunda editlerim ben videoyu. Yetiştirmeye çalışırım. Çekmeye de çalışırım. Bakalım güzel geçsin, güzel olsun. Hayırlısıyla yapıp gelelim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.